Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kahvaltıdayız. Annem de burada. Şimdi ben de oturacağım. Çayımızı da demledim. Kahvaltı yapıyoruz. Annem buradayken genelde her gün gevrek alıyoruz, değil mi anne? Tamer her Evet. gün gevrek alıyor. Çünkü annem gevreğe hasretim Seviyor. diyordu. Çok Çok seviyor. seviyorsun. Çıtır çıtır gevrekler. Tamer diyorum bazen gevrek alma ekmek al diyorum olsun diyor. Anne buradayken yesin diyor gevreği diyor. Bir de değişik değişik fırınlardan yani bazen beğenmiyoruz fırınların gevreklerini. Değişik değişik böyle çıtır çıtır bu çok güzelmiş. Böyle kahvaltı sofrasındayız şimdi. Kahvaltımızı yapacağız. Gelişen gün gelişiminde sizlere bilgi vereceğim bugün. Bugün belki dışarı falan çıkarız arkadaşlar. Biz bugün Soner'le ne işlere başladık? Valla Soner her eve lazım böyle arkadaşlar, teyzemin oğlu. Benim mutfak kapımın altı böyle kabarıyordu, su alıyordu. Soner de Tamer'i yolladı, şimdi çimento alacak, onun altını yapalım abla dedi. Bayağı alta rutubet emiyor tabii ki, bu zamanla binaya da zarar verir. Şöyle moloz çıktı oradan. Şimdi yenilecek onları. Tamer de alçı almaya gitti. Burası böyle çok kötüydü. Hatta fayansı bile böyle mermeri bile kabartmış. Yine burada salon kapımın altı da böyle açık kaldı. Şöyle göstereyim size açık olan yerini. Buraları beni bayağı rahatsız ediyordu. Soner dedim ablam buraları böyle. Hemen zaten duramaz böyle yerleri gördüğü zaman. Burayı da yapacak, dolduracak. Bir de arkadaşlar bahçeye inen böyle fayanslarım bir bir kırıldı. Kimisi kayboldu. Bunlar çıtır çıtır gitti buraları. Daha çok kırılacak diye buralara da şimdi çimento yapıp oraları dolduracak. Bir de bu tulumbamız var ya, boyamak isteyip de boyamadığım. Bunun altına da böyle taş koydular. Kalekimle. Ama yetmedi. Şimdi işte alacağımız çimento ile burası yapılacak. Burası da sağlam olsun çünkü korkuyorum Mira ile Aslan geldiği zaman oynatır devrilir diye. Burayı da böyle çimentoyla taşlarla sabitleyecekler. Annem de duramıyor, sabahleyin kahve içtik. Hemen bardakları yıkamış böyle yerleştiriyor onları. Annemin evinde bir tek bulaşık bulamazsınız arkadaşlar. Ama benim ev var ya, çok dağıtıyorum ben ya, bilmiyorum valla. Annem... Gelen giden oluyor. Kızım da ondan. Ondan mı oluyor? Tabii Annemin ondan. evinde bir bardak kahve içiyoruz, hemen yerleştiriyoruz yani bulaşık bile böyle kalmıyor. Onun da içine sinmiyor, burada rahatsız oluyor biraz dağınıklığı gördüğü zaman. Hemen yerleştirdi onları işte bizde. Şimdi ben birer kahve yapayım yine. Birer kahve içelim. Sabahleyin içtik Gürcan, annem, ben ama Soner de geldi. Şimdi ona da bir kahve yapayım. Dışarıda işler hızla yürüyor. Daha Tamer gelmedi. Soner bu tarafı da söküyor. Bayağı bir nem olmuş, değil mi? Burası bayağı bir nem olmuş. Onları söküyor altına su girmesin diye. Bir de burayı göstereyim size. Burası da bilmiyorum nereden aldı. Rutubet oldu burası da böyle. Kabardı. Çocuklar geldiği zaman deşiyorlar. Çocuklara zaten böyle şeyler lazım. Ben de dedim Caner'e geldiği zaman şu duvar kağıdı var ya arkadaşlar, bu köpükten olan yapmıştık komple buraya biliyorsunuz. Bundan dedim bir tane alalım, hemen şuraya iki kat böyle yapalım. En azından hem rutubet kapanır hem daha görseli güzel olur, temiz olur. Şimdi ben birazcık salonumu toplayayım, böyle biraz dağınık. Böyle fazla bir dağınık yok, hemen minderlerini koyayım. Buraya da bu örtüyü seriyorum genelde. Çünkü Tamer böyle evde olduğu zaman sürekli hani oturmadığı zamanlar burada uzanıyoruz. Bu koltuk bizim uzanma koltuğumuz oluyor. Annemi mutfağa yine aldım. Biz bu işleri yaparken şimdi Soner benim bu akşamı da çok sever. Anne ne koydun? Bir bardak sıvı yağ. Sıvı yağ koydum. Yarım bardak da yoğurt Yoğurt koydum. koydu. Şimdi Poğaça tarifini ama küçük çay bardağıyla yapıyoruz biz bugün. Hemen yensin bitsin kalmasın evet. diye. Bir Başka? paket pakpulva. Pakpulva dediği annemin kabartma tozu. Bir tane de kabartma tozunu koyuyor. Tuz koymayacağız herhalde. Yok, Çünkü peynir koymayacağım. koyacağımız için, değil Evet, mi? evet, evet. Peynirimiz tuzlu Gerekli. oluyor. Arkadaşlar geçen gün yaptığımız kalburabastı tarifinin hemen hemen aynısı oluyor bu. Yalnız ben birazcık hamurunu yumuşak yapıyorum. Kalburabastının tarifine annem ununu birazcık benden daha fazla koydu. Böyle güzelce çırpıyor. Şimdi ben unu vereceğim kendisine. Unumuz da burada. Büyük bir kavanoza koydum onu böyle. İyi oluyor böyle kavanozda. Bir dakika alayım yavaş yavaş. Böyle anne eliyle poğaça tarifi.
Yumuşak peynirimiz de var bizim, böyle teneke peyniri. Çok severek yiyoruz onu, Bim'den alıyoruz. Böyle şimdi ben ona kaşıkla koyayım anne sana, ver bana. Dur bir dakika, kaşığı da yere düşürdük. Şimdi kaç kaşık alacak? Geçen gün tatlı 10 kaşık falan almıştı. Şimdi bunu yine ölçerek size söyleyeceğim. Evet. Annem tepsimizi de yağladı. Bu borcam, yuvarlak borcam çok kullanışlı oluyor gerçekten. Yemek yap bunun içinde, kurabiye, poğaça çok rahat yağlandı. Şimdi hamur da burada. Benim yaptığım poğaçanın biraz daha sertini yapıyor annem. Daha kıtır kıtır oluyor böyle. Bir çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, kabartma tozu, alabildiği kadar un, 12 yemek kaşığı un aldı arkadaşlar bu. Burada da bizim teneke peynirimiz var. Çok güzel yumuşak bir peynir. İyice yoğuruyor. Evet, evet. Artık annemi de benim evimde mutfaklara soktum. Tatlılar yaptırdım. Almanya'da biliyorsunuz börek yaptı. Şimdi de poğaça tarifini yiyelim onun, bakalım nasıl olacak. Onun poğaçası da çok meşhur gerçekten. Benim tarifimin aynısının birazcık daha serti oluyor arkadaşlar. Ben birazcık daha cıvık bırakıyorum hamurunu. Askerim de burada. Ben bunsuz yazın hiçbir yere gidemiyorum. Nereye gitsem arkamdan geliyor böyle. Gerçekten çok sıcak var. Şimdi annemin yapmış olduğu gibi böyle parmaklarıyla üzerlerine işaret yapıyor böyle. Model yapıyor. Peynirini koyuyor. Böyle kıvırıyor arkadaşlar. Üstüne de yumurta sarısı. Böyle. Bunlar piştikten sonra kıtır kıtır görünüyor. Tekrar ben göstereyim sizlere. Güzel oluyor. Çok güzel oluyor seninki. Seninki daha bir kıtır kıtır. Belki daha tadı bir aynıdır ama görünüşü. Görünüşü böyle. Parmaklarını batırıyor annem. Model veriyor yani ona. Ben hiç model koparıyordum. Hemen ben içine koyuyordum. Böyle yine üzerlerine parmaklarını böyle işaretleyerek bunlar böyle kıtır kıtır görünecek sonra da. Üzerine yumurta süreceğiz değil mi anne? He, yumurta süreceğiz. Böyle onun yaptığı poğaçalar arkadaşlar. Şimdi ben yumurtamızı çırpalım. Oldu oldu, bir çay bardağı diyoruz ama he, bakar mısınız bayağı bol oldu. Bir tepsi alacak mı onu da bilmiyorum. Sıkıştırırız birazcık. Dur bakalım. Şimdi yumurtalarımızı böylece sürüyorum. Böyle yumurtayı, beyazını da sarısını da ikisini bir anda sürüyorum arkadaşlar. Sodalarımızı da açtık. Buz gibi içelim şimdi bakalım. Tamer burada aletleri ayarlıyor. Tamer de anca geliyor yolda. Anca. Camiye gitmiş dükkan sahibi. Onu bekledi. Geldin. Kaç kilo aldın? 6 kilo. 6 kilo aldın. Şey, hacı şeyde miymiş? Camide miymiş? Hacı değil. Hanımı var da. Adana'ya gitmiş. Ha. Hanımı da abdest almaya gittim diyor. 15 dakika sonra geleceğim. Öğlen namazı kılacaklar şimdi. Terledin deme, çok sıcak var. Çok sıcak var, böyle pervaneye bakın, esiyor ama felaket. Hem de bizim balkonumuz arkadaşlar böyle gölgede olduğu halde, şu karşı binaları sizlere göstereyim. Öyle güneş ki böyle en üstteki komşum bile çarşaf seriyor yani, o kadar sıcak var. Malzeme karılıyor Soner. Leğende. Bayağı torbayla mı getirmiş? 6 kilo almış. Yarım, ha, iyi olmuş. İyi olmuş. Bahçemiz böyle gölge bakalım. Gölge olunca biraz daha iyi ama yine de yanıyor ortalık. Şimdi telaşlı bir günümüz, yine böyle küçük küçük tadilatlar yapılıyor evde ama ben çok mutlu oluyorum. O kadar iyi ki. Yani bunlar eksikti gerçekten. Yapılması gerekiyordu. Soner de buradayken sağ olsun her zaman koşturuyor. Biliyorsunuz benim bahçe lambalarımı yaptı. Odadaki duvar taşını yaptığımızda spotları falan yaptı. Öyle, şimdi poğaçamızı da hazırladı annem, fırına gitti. Şimdi ben çayımı koyayım, oturalım çay içelim güzelce burada. Daha güneş gelmiyor. Akşamleyin hemen bir saat geliyor güneş, ondan sonra gidiyor.
Hani rahatız gene de burada. Sodamı da aldım böyle, içiyorum buz gibi. Ben günde her zaman söylüyorum, bir tane ya da iki tane soda içiyorum arkadaşlar. Böyle serin serin iyi oluyor. Hem de bu ayak kasları hani böyle uyuşukluklar olduğu zaman bana gerçekten çok iyi geliyor. Hiç hap falan içmeden bu soda benim uyuşukluklarımı falan alıyor. İyi hissediyorum kendimi, hem de serin serin. Böyle bakalım. Şimdi bahçemiz pişsin. Ben şimdi çayımı koyayım. Oturalım yiyelim bakalım. Böyle harcımızı Soner oraya koyuyor. Sonra kuruyunca Soner oraya boya da sürebiliriz değil mi? Evet, tertemiz olacak burası böyle. Çimento. Kalekin. Kalekin mi? Kalekin. Ha, kalekinle yapılıyor burası. Böyle arkadaşlar. Burası falan hep dolacak. Bakalım 6 kilo aldık yetmeyecek gibi sanki ama tekrardan alırız artık. Devamı gelir. Merdivenlerin fayansları böyle kırıktı. Soner dedi yani yaparsak sağlam olmaz, hem çocuklara bir şey olur, batar falan diye. Soner biliyorsunuz çocuklara hasta, Mira'ya, Aslan'a kıyamıyor, onlara bir şey olur, elini ayağını keser, şu telleri bile çıkardı batmasın diye. Böyle temizledi, şimdi buralara da yapacak. Tamer getirdi çimentomuzu. Poğaçalarımız hazır böyle, burada da çaylarımız hazır. Şimdi bize afiyet olsun. Merdivenimiz de böyle oldu. Buraya yetmedi. Tekrar kalekim alınacak. Ufacık yer dersiniz ama bayağı bir kalekim yedi arkadaşlar. 15-16 kilo gitti. Daha bir 5 kilo alınması gerekiyor. Bahçalarımızı yedik. Çaylarımızı da içtik. Bu videoyu da böyle kısa bitireyim arkadaşlar. Buraya kadar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.